Sevgili yay burçları, yükselen yay ve ay burcu yay olan dostlarım. Bakalım sizleri neler bekliyor 16-22 Kasım dönemi. Şimdi Nahl suresi 76. ayet der ki: Allah şu iki kişiyi misal verir. Onlardan biri dilsizdir. Hiçbir şeyi beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olabilir mi? Bütün göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a aittir. Saat emri ise sadece göz kırpma gibi yahut daha yakında. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Arkadaşlar, şu anda üzerinizdeki ne yük varsa kaldırılacak bir haftadasınız. Merak etmeyin. Gerek ortaklık ilişkilerinde, gerek karı koca ilişkilerinde sizi daraltan, üzen, evlerinizde huzursuzluk yaratan ne varsa şu anda bunları kaldırmış gözüküyorsunuz. Ve aynı zamanda bir dil yarası, bir seni üzen durum, bir mühlet veriliyor. Yani sen bugüne kadar çekmişsin, ama bundan sonra artık çekmeyeceksin. Gerçekten iç dünyana bir ayna tuttuğunu görüyorum. Zaten bu haftaya uygun zikri de veriyorum. Yani iç dünyanda bir ayna var. Ayna tutuyorsun ve dışa böyle yansıtıyorsun. Beklediğin haberlerin geleceği uygun bir zaman diliminden geçiyorsun. İsminde H harfi olan, E, N, Hasan gibi A harfi olan, M ve N harfi olan birilerinden yardım, destek gördüğünü, cahil bir kişinin uzaklaşıp gittiğini görüyorum. Ve aynı zamanda mesleki anlamda yükselme, güçlenme olacağını söylemeliyim. Her ne sıkıntın varsa gidecek ve de bir şeyler için evet cevabı alacaksın. Bazı olaylar olumlu yönde ilerliyor sevgili dostum. Aldım, kabul ettim demen yeterli. Ve aynı zamanda şu anda yeryüzüyle gökyüzü arasındaki çok güzel bir bağlantı var. Sadece zamanı güzel kullanman yeterli. İki tane büyük iş var halledilmesi gereken, bunları halledeceksin. Bel bölgesinde bazı rahatsızlıklar var sevgili yay burçları. Ya zorladın ya spor yaparken sıkıntı oldu. Bunun da giderileceğini söyleyebilirim. Ve de ilahi olandan destek alacaksın. Bir yalan yere yeminler edenler olmuş arkadaşlar. Her söze inanma sevgili yay burcu. Yalan yere yeminler eden olmuş. Bunlar iki kişi, iki erkek görüyorum. Bir de kadın var aralarında. Böyle bir sanki bir şeyler için yalan yere yeminler edilmiş. Bir araba alım satımı olabilir, ev olabilir. Fazla para vermemeye çalışın. Nakit parada kalın. Çünkü daha uygun bir fiyata alabilirsiniz ileride. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir, ama böyle bir nakit kalmanız ya da bir alışveriş için önümüzdeki aya ertelemeniz bence daha doğru olacak. Evet. Kendi otokontrolünüzü sağlayacaksınız. Bir şeylere öfkeleniyorsunuz ve de kendinizi hani avlanmış gibi hissediyorsunuz. Yani beni yanılttılar mı? Niye böyle oldu gibi. Ne olursa olsun bu kötü dönemi, bu kötü süreci kolay atlatacağınızı görüyorum sevgili yay burçları. Şimdi gelecekle ilgili planlarınızda iki tane hayaliniz var, gerçekleştirmek üzere. Bunu gerçekleştireceksin. Sadece korku enerjisini yenmen lazım. Bir serbest iş yapmak gibi, dükkan gibi, yani dükkan açmak gibi, bir ev almak gibi bir uykuların kaçıyor. Her ne yaşıyorsan hayırlısıyla bunları düzelteceğini görüyorum. Ve de arkadaşlar, yay burçları özellikle geçmişe çok takılıyorsunuz bu hafta. Geçmişi lütfen geçmişte bırakın. Geleceğe güvenle bakacağınızı görüyorum. Ve baş ağrısı, kulak ağrısı gibi bir şeyler var.
Yani ben artık bir şeyleri duymak istemiyorum der gibisiniz. Ama bunların da psikosomatik olduğunu hatırlatmak isterim. Kendini biraz eve kapatmış olabilirsin. Bir şeyler için zorlanıyor olabilirsin. Her ne zorluğun varsa kolaya döneceğinden emin olabilirsin. Ve bir ay içerisinde bir iyi haber alınıp sevineceksin. Yani arkadaşlar iş yerinde özellikle seni işinden etmek isteyenler, moralini aşağı çekenler, modunu aşağı çekenler her neyse bunlar sanki buhar olup uçacak ve gidecekler bir anda. Eninde sonunda beklediğin mutluluğu alacaksın ve bu hafta beklediğin cevabı alacaksın. Yani her şeyden evvel bu da seni mutlu edecek sevgili dostum. Şimdi arkadaşlar bir çocuk doğumu olabilir, bir çocuğun sağlık sorunu olabilir çözülüyor. Hayırlısıyla. Ve 28 gün içinde bir değişim, bir dönüşüm seninle olacak. Yıldızın yükselecek. Yeni bir projeye başlayabilirsin ve otoriteye boyun eğmeyeceksin. Tartışma ve çatışmalar çıkabilir. Her ne olursa olsun bu süreyi güzel atlattığını görüyorum. İş sesini dinleyeceksin ve daha azına yetinmeyip daha güzel şeyleri hayata geçirdiğini görüyorum. Fiziksel görünüşünde destek olabilir. Dövme gibi ya da ne bileyim ben saç değişimi gibi seni güzel hissettiren olaylara şey yapıyorsun. Hani başlıyorsun. Arkadaşlar bir de diyet için, kilo vermek için iyi bir hafta. Bunu değerlendirin. Banka hesabı açmak için bir de uygun günlerden geçiyor olacaksınız. Şimdi devam ediyorum. Neden diyet? Çünkü ayın getirdiği açılar seni gerçeklerden kaçmaya ya da yemek yemeye itebilir. Fazla tatlı yemeye itebilir. O yüzden diyet yap, yemene dikkat et diyorum. Maddi olarak yatırımlarınızı da dengelediğiniz ve girişimlerinizin iyi sonuç verdiği dönemden geçiyorsunuz. Net olarak söylüyorum, beklediğiniz haber geliyor. Ve gerçekten barış yapacaksınız sevdiğiniz insanlar küs iseniz. Küs değil iseniz, yani sorumluluk almıyorsa onun da sorumluluk almasını sağlayacaksınız ve konuşmalar var. Seni arkadan vuranlar, yani böyle bir arkandan dolap çevirenler belirlenecek. Bunların kim olduğunu belirliyorsun. Zaten üzülüyorsun yani bunlar yakın arkadaşın gibi ama arkandan dediğim gibi dolap çeviriyorlar. Sırlarını kimseye verme, ser verip sır verme sevgili dostum. Ya Musavvir zikrini veriyorum. 336'dır tekrar sayısı. Ay esmasıdır. İşte bu arkadan iş çevirenler için, dost gözüküp düşman olanlar için, kalbine bir ayna tutması için. Ay esması. Ay nedir? İç dünyamızdır. Ve rüyaları yönetir. Rüyalarda da mesaj alacaksın. Hayırlı mı, hayırsız mı bir işi ortaya koyuyorsun. Bence çok hayırlı günlerden geçiyorsunuz. Zikrinizi çekin ve şükür enerjisinden vazgeçmeyin. Hepinizi seviyorum. Beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Hoşça kalın, dostça kalın.